Hünkârım, sizinle konuşmam gerek. Şimdi sırası değil Dilruba. Ne konuşacaksan beklesin dairene dön. Bekleyemez hünkârım. Mesele aile mühim. Valide Hamdan Sultan'la alakalı. Hünkârım, ben nasıl söylerim bilemiyorum ama bilmeniz gerekiyor. Söyle Dilruba. Hünkârım. Gel şöyle. Benden çekinmene gerek yok Dilruba. Ne biliyorsan anlat, seni dinliyorum. Hünkârım. Validemden Sultanımızın derviş paşalarının münasebeti varmış. Birbirine meftun olmuşlar. İftirayı. Hünkârım, ben... Konuşsana Dilruba. Dilruba, kim söyledi sana bu yalanı? Gözlem Sultan hünkârım. Konuşurken işittim. Günah onun boynunda. Her şerde bir hayır vardır. Artık mühür sizde paşam. Bu makama daha çok yakıştığınıza şüphem yok. İçiniz rahat olsun sultanım. Devlet işleri bana emanet.
Siz yüzünüzü hareme dönebilirsiniz artık. Hünkârımızın ve şehzadelerimizin saadetiyle meşgul olun. İşte tam da bu sebepten onların mutluluğu için devlet işleriyle daha çok alakadar olacağım paşam. Zira devlet dediğimiz hünkârımız ve şehzadelerimiz. Âlâ. Siz nasıl arzu ederseniz. İttifakımız her daim bakidir. Elbette paşam. Sultanım. Hünkârımızla ne konuştunuz? Hiç. Kardeşim Mustafa hakkında konuştuk. Öyle mi? Lakin içeri girerken Handan Sultanımızla alakalı dediğinizi işittim. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ne bu cüret? Sen kimsin? Sana hesap mı vereceğim bir de? Sultanım. Eyvahlar olsun.